Affedersiniz de yani açamadan programı kıkır 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 kıkır. Hanımlar beyler bugün de böyle başlasın. Rabarba Talk. Zeynep Atakül, Elif Gizem Aykul. Rabarba'nın tarihinin 15 yıllık tarihinin en uyumlu, en güzel iki kadını. Peki. Zeynep normalde radyoya böyle gelmez. 1 kilo pudra sürmüş. Sen niye kendini mumyaladın bana bir anlatsana. Ya hoş geldin Firavun. Elif çok mu olmuşsun? Hayır ya uyduruyor. Bak vallahi evvelsi gün ölmüşün gibi. Ben böyle sağıma bakarken nasfelek okuyorum. Ay şuramdaki sivilcemi görmek yerine pudralı suratımı görmeyi tercih edeceğim. Oramdaki sivilce çok daha fazla gözümü geliyor şu an. Ama profesyonel olarak zaten yaparlar hep. Ne yaparlar? Pudra parlama falan diye. Evet ha spikerlere de böyle pudra mudrası ondan getirdim yanımda. Benim de kullandığım bir şey değil normalde. Olmamış hep ama. Hep bugünler için bekliyorum. Seni çok seviyorum olmamış. Keserim ben. Hayır hayır. Islak mendil var mı? Şu an ne gibisin biliyor musun hayatım? Ne? Hani böyle bir akrabamızın düğününde teyzemizi çok seksi görürüz ya. Şaşa kalırız. Deriz ki yani. Allah Allah o da kadınmış. Aa bir dakika ya pudra beni seksi yaptıysa ben bunu hayatıma katayım. Ben hiç alışık değilim ya. Sen hep benim gözümde böyle ya. Şirin, tatlı evimizin küçük kızıydın. Evet. Şu an pudra seni dekolteli teyzem yaptı. Azıcık da seksi oldu. Ne var bir gün? Ekranlara çıkıyoruz ben ya. Ben size ne dedim? İkinize dedim arkadaşlar. Yeter dedim. Artık. Benim sizin sohbetinize ihtiyacım var dedim. Ne olur dedim nasıl göründüğünüzle ilgilenmeyin dedim. Elif 1,5 gün kuaförden çıkmamış. Hiç sen bu kızı böyle gördün mü? 3 yıldır. Ama çok güzel. Sen de siyah gömlek giymişsin. Sen de tişörtle geliyorsun. Affeder. Ben sanki ne giymişim affedersin. Şaküller takmış. Ondan sonra. Ama var ya Elif'le şey buraya gelmeden önce oturduk yemek falan yedik. Ve oturup çok güzel olmuş. Sen çok güzel olmuşsun. Buluştuk birbirimizi tanıyamadık bulamadık falan. Yani Zeynep neredesin? Elif neredesin? Muhtemelen. Çok fazla yiyorsunuz ya ikinizi oradan tanımışsınız. Şey aynı anda kuru fasulye siparişi verince birbirimizi tanımışsınız. Bu yine yer bu tamam. Ama sizden korkuyorum ben. Sanki bir sonrakine çok daha şıkır şıkır geleceksiniz. Evet, mesela oje sürecektim unuttum. Zeyn onunkini çok kıskandım o yüzden. Gerçekten mi? Evet. Ama bizim hiç ilgilenmememiz gereken konular. Biz hani sohbet amacıyla toplandık biraz da. İşte. Ondan o yine işin teferruatı ya program yapılır ya her zaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz böyle ikiniz bazı konularda havaya görünüp aslında hiç değilsiniz ya. Ha. Yani şöyle yani. Daha önce size BDSM dediğimde biriniz vergi zannetmişti. Öbürü de demiş ki ben ilk defa duyuyorum. Bir vergi türü demiştim. BDDK'nın bununla haberi var. Sen de ilk defa duyuyorum demiştin. Onu da hatırlıyorum. Evet, çıkabilir evet. Bu arada. Katılmışım vergisi gerçekten. Ben yanlış biliyormuşum. Bugün... tabii ki BDSM'e konuşmayacağız. Şu an heveslerini izleyicilerimiz varsa da... Yok çalıştık ama... Yallah başka programlara. Kırbacımızı kaldırdık. Biz Elif'le açtık, baktık hepsini... Görsellere baktınız mı? Ay evet. Vallahi. Oh. Bugün çok güzel bir konumuz var sevgili Rabarba Talk izleyenleri. Libido Killer konuşacağız. Zeynep'ciğim çok yükseldiğin bir beyefendi var tamam mı? Evet. Telefoncunun önünden geçiyorsunuz. Bir saniye diyor. Sen de giriyorsun. O niye beni istemedi ki diye içeri giriyorsun. Adamla böyle yalvararak pazarlık yapıyor. Yalvarıyor yani telefoncuya. Bu mesela senin gözünde onu düşürür mü? Düşürür. Öyle mi? Bir de zaten ben orada izleyemiyorum. Ben bir kere pazarlık yapıldığı an olay mahallini terk ediyorum. Utanıyor musun? Çok utanıyorum. Başkası adına. Çok utanıyorum evet. Hatta şey olmuştu. Biz evleneceğimiz zaman mobilya, cartçurt falan alınıyor ya. Bunlar için de çok ciddi pazarlık yapılması gerekiyor. Dayımı götürdük. Dayım çok iyi pazarlık yapıyor diye. Biz koltuğu seçiyorduk. Çıkıyorduk dışarı. Dayımla... Koltukçuyu baş başa bırakıyorduk. Ana. Ondan sonra dayım diyordu ki işte 6.000'de 5.000'e aldık falan diyor. 5.000'e verip sonra çıkıyorduk biz. Öyle yapmıştım. O yüzden çok utanırım. Demek ki işte bir de bu soruyu dayının eşine sormak lazım. Yalvararak pazarlık yapmasınlar. Libidonuz düşer mi hanımefendi diye. Dayım çok itici gelmişti. İşte o gelir ama insan olarak da gelir yani. Sen nasıl pazarlıkta? Ben çok severim. Vallahi. Ya ben kendim yaparken severim. Gerçekten mi? Başkasına ya şey olunca irite oluyorum. Tabi yalana falan girildiği zaman işte annemi yeni kaybettim, babamı yeni kaybettim falan filan işte bilmem ne gibi şey. Ya da şey ne bileyim şey. Şey bu nasıl örnek? Kim bu şekilde pazarlık yapıyor güzel kardeşim? Benim aklımdan geçti doğru. Mesela yanında azar yiyen bir adam da libidonu düşürür. Tabii. Anladın mı? Tabii. Aynen. Ya bir kere ona yükselmesi lazım o azara. Babasından azar yiyor yanında. Aa bak şimdi sen evlisin tamam mı? Barış var. Barış'ın babası da değişik bir adam. Senin gözünün de Barış tokatlıyor. Ay çok kötü. Kötü de ne olur?
Barış da diyor ki babacığım ellerini dert görmesin falan. Yani çok çok saygısı var. Olmaz. Senin bakış açın değişir mi? Tabii tabii çok değişir. Evde ne dersin? Senin gibi aslında. Evde de bir tane ben yapıştırmışım falan diye böyle. Ya yok bir şey demem. Böyle hani konuşmasını yapmam ama ufak ufak o ilişkiyi şey yaparım. Gerçekten bak işte tabii, böyledir. Tabii tabii. Böyledir. Çok ciddi evet bir problem. Ya, öyle, ne demek yani? Ama bir şey böyle hani kendi gibi de olmaya çalışıyor insanlar. Ben mesela böyle ilişkim varken arkadaşlarıma da çok garip davranıyorum. Aha. Ya da bir şey söyledin niye bunu ödedin onun yanında falan. Bir yandan hani o aslında evet, öyleyse ilişkisi öyle olması da mı acaba? Evet, senin, ama libido da senin öyle bir durumun ki var. Zaten değişiyorsun onu hiç konuşmuyoruz. Zaten yani normal şartlarda da asla görüşmeyeceğimiz bir insan dönüşüyorsun da onu geçtim. Bir de hiç üzerinden şaka yapmayalım. Seni evet, sonsuza kadar övelim istiyorsun. Ne kadar saçma. Şöyle bir ütopik bir dünyan var senin. Elif ya senle vakit geçirmemiz ne kadar güzel. Elif ne kadar başarılısın. Tam Elif, istediğim cümleler bu işte. Elif yani ben bu yaşta olup buraya gelmiş kimseyi görmedim. Nereye Elif oldu? Bu da bence libido düşüren bir şey. Hangisi? Hangisi? Ölmek yani böyle mi? Bir beklenti yanındakini. Çünkü belli değil. İyi de senin yani öyle bir beklentin olduğunu işte sevgilin anlamayacak. Anlıyor, anlıyor. Biz organik ya bir şekilde anlıyor. Hayatta hepsi yok oldu çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Neden anlıyor? Çünkü yüzünü asıyor bize. Evet kızarıyorum. Anladın mı? Bozuk evet, atıyorum. Bize somurtuyor bir anda. Niye böyle? Niye böyle? Gözünü belertiyor falan. Niye böyle? Böyle aşağıdan konuşalım falan. Yok burada konuşalım. Niye burada konuşuyoruz? Hayır efendim. Bu program bu yüzden yapıldı. Bazı kelime var. Kendiliğinden libido kelime. Ay yani evet. Hurç diyen bir kadını öpüşemem ben. Evet. Anladın hurç mı? Hurç olmaz. Eve hurç almam lazım. Hurç benim evde de olmamalı. Ben de var. Evet ya hurç. Ya kendi seni kendi libidonu da düşürüyor. Hani başkasını boş ver. Kendi kendine libidomuz mu var bizim? Hayır. Çok tatlı eline bak. Oo bugün çok düşüyor. Bir dakika ya. Hayır oo, var. Ve var tabii var ki. Var tabii. Nasıl kendi kendine arzu şeyin istek yok? Ne? Arzu istek. Hayat. Şey var ya işte. Pata pata pata. Ne oldu ya bir anda? Kendi poponu vururken bunu. Böyle vuruyor. Hadi kızım Elif çok iyisin falan. Yani şu an çok şaşkın arkadaşlar. Benim libidomu sıfırladınız. Çok teşekkür ederim özellikle. Ya hayır. Ama bir dakika yani sen kendi şeyini yükseltmek için ne bileyim atıyorum işte güzel bir gecelik, pijama, işte ne bileyim boxer bir şey falan. Kendini daha iyi hissetmiyor musun? O işte kendi kendine libidonu yükseltmek. Anladım. O insanın kendiyle alakalı değil mi? Kendi iletişimiyle alakalı. Tabii aslında tabii yani kendi evet özgüvenin. Ha. Aa şu an iyiyim. İşte bu pijamayla çok iyi oldum falan. Aynen tam öyle bir şey. O olmadan katılıyor zaten başkası nasıl evet olacak yo, ki? Yo benim kendimde yok. Başkası geldi mi? Başkası geldi mi fırlıyor bir anda. Mesela şey böyle kışın özellikle çok üşüdüğüm için ben ayağıma çorap üstüne patik üstüne terlik geçiriyorum. Mesela o an. Gelip hiç lafını böleceğim de seni bu saatten sonra kim ne yapsın ya? Seni kim ne yapsın? İşte ben de evde otururken bazen böyle bir Barış daha eve gelmemiş patiklerime bakarken diyorum bu çocuk benden ne yapsın? Timing bilmeyen insan da libido killer'dır. Ha, neyin timingi? Yanlış zamanda öpmeye öpüş kalktı. Mı? Evet. Hmm. Normal sohbet ederken sen ciddi bir şey anlatıyorsun mesela. Tamam mı? Ondan annem sonra öldü, babam öldü. Sus sakın! Yok babam öldü, annem öldü. Bu dudaklar neler söylüyor diye bakıyorum. Hangi anne hangi baba? Bu trajediyi unutturacağım sana. Bir insan acısını anlatırken onu öpmeli miyiz? Ama şey böyle. Acı, tavan yapmış, pik yapmış hikaye. Gözler böyle. Ağlanılmış. Evet. Artık yavaş yavaş durgunluk evresine geçiliyor. Tam o sırada öpüş. Bak orada, bu güzel olabilir. Oralarda çok güzel. Coşkulu öpüşe geçmek de kolay oluyor. Orada. Yok, coşkulu öpüş olmaz öyle. Biraz öyle daha mi böyle minik öpüş. Ha, küçük evet, küçük. Evet. Ha. Küçük. Ama işte dediğim gibi hikaye yükselmiş bitmiş böyle artık böyle şey evresindesin hikayenin sakinleşme evresindesin. Orada minik bir öpüş. Ha, o hikayenin şeyiyle evet aynı şekilde. Ben seni acılarınla seviyorum. Ben ha, anladım. Falan. Seni dinlemekten çok memnunum. Evet. Şöyle evet dokundun geri gittin. Dokundun geri gittin. Evet. Dokundun dokundun dokundun. Mesut'un el pratiği çok iyi. Dokundun dokundun dokundun. Üzerinden ağır şaka yaptın ama komik. Dokundun 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 dokundun. Geri gittin. Dokundun 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 yapıştın. Mesut'un daha fazla yapma. Sırtımı çiğner misin diyen adam libido killer mıdır? Ben daha geçen gün yaptığım için. Birinin sırtını mı çiğnedin? Nasıl ya? Sevgilinin sırtını çiğnedin. Evet. Tamam. Ama çok ağrıyordu. Beli ağrıyordu. Ya abi şuraya uzansam da sırtımı çiğner misin? Yok hiç şey hissetmedim. Dedi mi sırtımı çiğner misin diye? Tamam. Sen çoraplarla mı yoksa çıplak ayaklı mı? Çıplak ayak. Çıplak sırta çıplak ayaklı tabii olur ya. Ha yok tişörtlüydü. Tişört mü vardı? Tişörtlü. Aha, o tişörtlüydü ben çıplak ayak. Hatta şey çorabım vardı çıkardım daha randımanla yapamıyorum.
Bu çorapla kayarsın. Bu da aşk, çorapla kayar mısın? Aşka dahil midir bu da? Dahil. 16 yıllık evliliğinde hiç sırt çiğnedin mi? Yok, çiğnemedim ama çiğne. Ya böyle şakacıktan şey yapmışlığım var. Yüzüstü böyle koltukta yatarken üstüne çıkmışlığım var. Hani bir ihtiyaçtan kaynaklı değil de. Ama bu şey. Bir fanteziden kaynaklı bu. Estağfurullah, bu şey demek Zeynep'ciğim. Hani 16 sene ya seninki. Bir süre sonra artık yani böyle hani buralara gelmiş iş. Yeah. Biraz daha orangutan gibi. Ayağımla sırtına vuruyorum. Böyle maymunlar oğullarına vuruyor ya bir şey. Biz evde artık konuşmuyoruz böyle. Bana burama. Homurdanıyorlar. Biri anlıyor. Acıktım diyor galiba. Biri birini koltuktan atıyor, öbürü geri çıkıyor, öbürü yine atıyor. Sevişiz geldi herhalde. Bu anlamda orangutanla eleştirmeliyiz yani. Karılarına çok az saygıları var. E gerçi o kadın da, dişileri de kötü davranıyor. Bir şey vardı, YouTube'da gördüm böyle işte. Orangutan gidiyor böyle şey yapıyor. Öbürü yapıyor, evet. Dişi. Öbürü yapıyor. Böyle sonsuza kadar devam ediyor. Böyle 3 dakika izledim bunu. Yok, bu benim boş. Normal hayatım. Ben de çok böyle oluyorum kadınlara. Şş, bana bak. Böyle kadınlar da böyle. Evet, o belli bir noktaya kadar bence tatlı ama hani artık böyle ne bileyim duvarlara yazı yazıyorsa orada böyle bir şeyler yapıyorsa artık hani mağara hayatını o kadar mı? Eve taşımak. Yok yok, böyle hani ilk insan gibi yaşıyorsa ha. Evde orada biraz... Kim duvarlara yazıyor? Bu nasıl örnek alıyor? Hani falan diye konuşuyor mesela, onlar okey yani, anlıyorsun zaten. Kaba saba evet. Şey yapıyorsa olayı abartmayacak yani, hayvanlık noktasını abartmayacak. Biz pandemide çok vakit geçirdik Elif'le. O bana geldi, ben ona gittim böyle. Konuşmayı bıraktım. Çok iyi arkadaş olduk. Bir yerden sonra böyle bir şey izlerken... Bir şey söyle, çay ister misin? Ne oldu hakikaten? Ben dedim biz bambaşka bir evreye geldik şu an yani. Bir süre görüşmeyelim dedim yani. Ne yani, çay da bu. Şu sivilcemi sıkar mısın, libido gelir mi? Evet. Öyle mi? Bence öyle. Kuzum? Yok, ben seviyorum onu biraz. Başka bir hanımefendi. Ben galiba siyah nokta. Başka bir hanımefendi, kocanın veya sevgilinin sivilcesini sıkabilir mi sen varken? O baya flört. Ne, nasıl flört? Flört canım, niye sıkıyor şeyini? Evet ya, başkasını görürsen şey olur. Sen şimdi sevgilini gördün, geldi böyle bir tane kız. Ay şurada bir sivilce kalmış dedi. Lık, sen varken sıktı. Ne yaşarız? Gerçekten mi? O şey yani, müthiş bir yakın temas. Psycho'ya bağlar mısın? Bir şey yaparım ya. Ne yapacaksın? Sen kızım. Ben o an hiçbir şey yapmam. Tamam. Sen evet, hep böylesin. Ben hep öyleyimdir. İntikam soğuk yenen bir yemektir senin için değil mi? Evet. Sonra kesinlikle. Ne yaparsın? Bir vurdururum o kızı diye. Ya ben böyle zamanlarda kadınlara hiçbir Zeynep şey yapmıyorum. Zeynep bu kız niye topallıyor hikayedir diye. Sıktırmış bacağını. Ya şey, kadınlara bir şey yapmıyorum ben. Yani orada ona müsaade eden sevgilim kocamsa onun güzel. Üstüne güzel. Bu sivilce olayında muhatabınız, sevgiliniz, eşiniz midir? Evet. Partneriniz midir yoksa o kız mıdır? Ya o kız sevgiliniz. Ne yapsın? Kız istese gider öper de, ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok ha, yani. Sivilceye evet. İzin veren öpmeye de mi izin verir anlamında mı? Yok, hayır. Yani dışarıdan biri, üçüncü bir kadın, üçüncü bir adam gelir işte öpebilir seni yani. Hani senin bilemezsin ki. Evet, senin kendini koru kollaman. Bilemezsin ki. Hiç daha da başa bakalım. Keşke yani. Durduk yere. Bir hayır da nasıl diyeceksin gerçi değil mi? Biri geldi böyle hani ha işte şey sıkayım mı falan filan. Nasıl ya? Onu sadece sevgilim sıkabilir sence. Ha, ya yok. O da ay canım şey böyle ne münasebet ha. Falan. Ha anladım. Dersen. İğrençleşmeyelim. Şu hareket falan. Hoşunuza gider mi yani? Bir saniye yalnız. Hayatım şunu bir sıkar mısın? Niye sıktırıyor? Kızın yanında ama. Bir tane. O da gelmiş. O da seni sıkmış. Şöyle sıkmış. Nasıl? Yok. Olmaz. Ortadan o sıkma mevzusunu çıkmış olması ha, lazım. Ha anladım. Yani benim sadece sevgilim sıkabilirdi. Ya o da çok keko bir hareket olur yani. Hani bir dakika hanımefendi, madem oramda bir siyah nokta gördünüz, işte dönünce hayatım işte şuramı sıkardım. Çok keko bir hareket. Bu kadar bir videokilde yani. Konuştuk. Bir iki bir şey soracağım size mesela. Sor bakalım. Diyelim böyle yürüyoruz, tamam mı? Flörtüz. Senle. Üçümüz değil ama yani. Senle veya senle. Bir yerde flörtüz. Belalı çocuklar geldi. İşte birader baksana, ateşim var mı? Olsaydı verir miydim? Böyle sağa sağa konuşuyorlar. Sana cacık oluyorlar. Ben de böyle çok delikanlıyım. Elimde sigara var diyelim. Hayırdır birader deyip kendi elimde söndürdüm. Şöyle. Buyur kardeşim dedim. Çok korkutucu. Onlar da dediler ki ooo. Dağıldılar çil yavrusu. Güvercin gibi bazıları uçarak gitti. Korkudan. Tavuk gibi kanatlandılar gittiler. Yarım çok havalı. Yarım yarım gitti. Lan buraya sigara söndürmüş. Uçarak giden mi havalı?
Şeye bakarım, kollarına bakarım, her yerinde var mıdır? Bir açıyor böyle. Yanındaki kız da uçarak gitmiş onlarla beraber. Elifciğim, gerçekten. Şunu bana yaşatıyor musun yani? Tehlike anında söndürdüm, uçarak gittiler, peşlerinden mi uçuyorsun? Uçarım. Gerçekten ben daha büyük acı görmedim hayatımda. Elim yanıyor. Adam uçabiliyor. Sevgilim arkasından uçarak gitmiş. Bu çok yanlış. Müthiş yanlış bu. Yok. Senin de uçman çok yanlış. Uçabilsen bile yanımda durman lazım. Aynı bir muhabbet kuşu gibi. Oh. Fenerbahçe, Fenerbahçe demen lazım o anda senin. Cici kuş cici. Babacık, babacık demen lazım senin. Onu beklerim senden yani. Sen söndürdüm, adamlar uçtu. Valla korkumdan giderim ben de. Hangimizden çok korkarsın? Senden bundan daha mı, çok korkarım. Mı? Çok fantastik bir şey oldu ama hoşuma da gitti yani. Uçtular gittiler. Hugo gibi hangi kapıdan gittim acaba? Allah'ım çok korkunç. 6'ya basarsın, 8'e basarsın, gerisin geri geri mi gidersin? Valla geri giderim. Tuşa basıp kendim içine giriyorum, düşüyorum. Sen tamam, en azından duruyorsun. Benle de yok, ben de gelmiyorsun. Benden de mi tırsarsın? Çok korkunçsun. Ne dedin şu an? Çok korkunçsun, eline sigara söndürdü. Manyak. İlk kez mi yaptı işte? O yüzden bir kontrol ederim. Ama gözde. Bayağı 6 kişiler sana laf atıyorlar. Ya böyle bir şey ilk kez yapılmaz. Bak, ya. Bak laf atıyorlar sana. 6 kişiler bir şey yapar. Ya bir şey diyeceğim. Yaşatmam lazım. Sen niye kendini vuruyorsun? Adamın üstüne söndürsene sigarayı. Mesela daha havalı. Ya da şey yapsa da daha böyle. Orada bak kaçabilirim ben gerçekten. Ben uçsam. Hayır be, sen... Geldiler ben uçtum. Geldi benim üstüme. Korkudan tavuk gibi. 2 metre adam albatros gibi uçup gitmiş. Benim uçanın yanındayım. Gelenler. Kim uçuyor? Bu hayatta istediğim tek süper güç uçmaktır. Bunu yapar giderim her ben diye. Her kim ki uçuyorsa beni kapar. Ama şey de gerçekten yanından giderim ya. Böyle söndürün ne var biraz daha sonra. Yandım yandım çok kötü oldu falan dedim. Böyle bağırış çağırış acile gittik mesela. Onu yapanın yanına. Ağlamaya başladım. Adamlar geldiler yardım ediyorlar. Ay çok yanlış bir şey yapıyor. Biz bir şey demeyecektik. Niye yaptın bunu kendine diye. Tentür diyot vermişler böyle. Yara bandı basmışlar. Hep beraber yedimiz acile gidiyoruz. İkisi gene uçuyor ama. Biz uçarak gidiyoruz orada şey kimliği vardı. Abi biz Hacı Badem'deyiz tamam. Uçarak numune daha yakın. Ablacığım bir baksana Google'dan nereden daha yakın diye. Kuş uçuşu ya. Kuş uçuşu. Uçabilen bir kadının benimle ne işi var yani bir yandan anladın mı? Çok uçmuştur. Zaten bir, çok bir insanın kendine aşık etmek... Sabit durabilmek, güvenmek çok zor. Bir de uçabiliyorsan çok zor yani. Geceye geçirmiş, sabah kalkıyor yatak odasının penceresine uçuyor. Bayağı şaşırırsın yani. Bayağı ilişki ilerliyor, hayatım anahtarı vereyim sana falan. Yok yok ben çağırıyorum. Çağır giderim. Sen sadece pencereleri kapatma diye. Ya işte gerçekten kadın elinden kaçırmış olursanız ama hayır, tutamadım ellerimden. Çok şaşırırsın yani. Uyandım mesela aynı. One night stand tamam bir hanımefendiyle uyandım. Ondan sonra günaydın hayatım dedim. Yumurta yer misin dedim. Uçtu gitti. Gitmiş kuşun yuvasından yumurta getirmiş. Bana bir 10 dakika ver. Hiç marketlik bir şeyimiz yok. Bana bir 10 dakika ver. Bana biraz ekmek kırıntısı ver yeter. Camın önüne de koy. Ben bizim çocuklardan olup geliyorum şimdi. Bir beyefendinin uçabiliyor olması libido killer mı libido arttırır mı? Killer ya. Şeyden de korkarsın. Evdeyim der. Ya senin hayatım senin bu özgüvensizliğin olmaz ne yaptın? Arkadaşlar ya. Bana evden selfie at. Bana 5 dakika ver. Abi uçuyorsa kesin aldatır çünkü. Bence uçan herhangi bir kimse düzenli kesin, ilişki yaşayamaz. Abi. Bak konuşa ortamdan puf diye gidersin. Evet. Hiçbir şey yok. Bence kuşların da hiç ilişkileri sağlamdır. Tabii lan. Uçuyorum ben ya. Anladın mı? Gerçekten uçuyorum ben. Diyelim çok ama asam. Yok ya. Şimdi ben kuşum. Bir tane başka kuş var. Çok asam bozdu. Trip atıyor falan. Ya Sırbistan'a uçarım. Sıktı gitti. Ukrayna şuradan 15 dakika. Seninle mi uğraşacağım yani? Uçan giderim ben. Ya ama kumrular öyle değil ya. Bunlar işte dişileri şey yapıyor ya böyle. İşte kuluçkaya yatıyorlar, uzun süre kalıyorlar. Bizim camın önüne yapmıştı. Ya erkek olan şey sürekli geldi gitti, sürekli yemek getirdi, sürekli bir şeyler yaptı. Hiç bırakmadı yani. Ana. Çok hasta mıydı acaba öbürü? Öbürü belki hastadır. O mesela sırtını ezdi mi? Hayır. Kuş yatmış böyle. Hayatım bir sırtını ezer. Ya kuşsun sen, senin de sırtını ezmeyek ya. Acaba bir kuştur. Acaba. Şu kadar bir bedenini. Küçük bir şat bardağıyla. Kuşa acaba. Küçük. Ama bir şey diyeceğim bak, uçan diyoruz da şimdi bütün uçan süper kahramanlar gayet havalı. Spider-Man'den tut da Superman'ine. Hepsi de tek eşli. Hepsi tek eşli, hepsi de mert, sen, dürüst. Affedersen şeyin arkasında. O filmde gördüğün kadar tek eşli yani.
Sen nerede göreceğim başka Süpermen? Nerede uyuyor? Backstage'de neler oluyor bu kız? Hayır öyle değil lan salak. Salak mı? Öldüm lan yavşak. Hayvan. Programın kalitesine bak. Bana şey değil, sen sus amına koyayım uzunu. Sen çok konuşsun ortada oturuyorsun diye. Senin gözün burada mı? Gel otur güzel kardeşim. Allah sana yer değiştirdi. Bu neymiş? Yok yok ben buradan kendime geldim. İlk programdan ya. Bu neymiş ya bu kadar? Ben de istiyorum heykelimi istiyorum. Şuraya geldim. İkinci geldiğimde şurada heykelim olmasa ben yokum. Elif Gizem Aykul. Çok malzemeye de gerek yok böyle benim kadar. Şiveli bir dökülür müdür? Bir anda böyle. Orijinalinde şiveli mi? Hayır değil. Tanıştın. Trakyalı böyle. Ha, normal biri ama ondan sonra sana diyor ki dönüver gari diyor. Anladın mı? Tanıştığın, berabersin, gayet düzgün Türkçe konuşuyor normal. Falan. Sadece sonra o anlarda meğer heyecandan şive yapıyormuş. Ha özel anlarda mı? Özel anlarda. Oo. Ne yapayım ha gidiş diyor. Tam böyle buradasın. Tamam mı? Konuşma abi orada. Öpüm Ergen. Çok güzel konuştun. Çok konuşmak ne bir de kıdır mıdır? Yakınlaşma anında car car konuşuyor. Ya bence böyle değil. Şey dirty talk kıvamında bir şey de oluyorsa. Hayır normal sohbet. Normal ha konudan bağımsızsa saçma işte ya kurda çok yükseldi falan. Saçma da yoksa konuşabilir. Şey diyor ya Kocaeli git gel kaç saat sence diyor. Böyle sorular soruyor tamam mı? Tahmin sorularını soruyor. Anladın mı? Tabii. Ya da işte fıkra anlatıyor falan. Dünyada kaç farklı hayvan var? Dünyada kaç tane tavuk vardır diyor tamam mı? Sence kaç diyor tahmin et diyor. Tam böyle yakınlaşma anında soru soruyor. Dur dur gömleğini çıkar bir şey soracağım. Peki bütün bunları konuştuk libido killerleri. Evet. Çok yakışıklı bir erkeğin libido killeri daha mı azdır? Ha. Hadi bakalım. Bütün güzel. Bunları yapan bir erkek ama Yunan heykeli gibi. Hmm. Anladın mı? Azdır. Karizmatik. Karizmatik. Ya, çok karizmatik. Cool. Ondan cool. Sonra. Mesela bunca şey konuştuk. Sırtıma çık dedi. Okey. Şive yaptı. Okey. Dur açık sakin. Güzel güzel devam et. Hala. Hala gidiyor. Şu an ben dirty talk yapmıyorum burada. Devam devam diyor buna manyak. Elemedim sakın bari. Susma sakın susma. Sor sorunu. Sor sorunu. Bak çok şapırta şapırta yemek yedi. Okey. Kendini eklemeye başladı. Mesela. Nerede çorap, gider ya? Çoraplarını eşofmanın içine soktu. Patik giydi. Ne seksi gözükebilir ya. Yine Yunan heykeli gibi bir çocuk ama onu hiç unutma. Evet. Bunların hiç hangisi unutma. Sizi vazgeçirebilir? Ha, çok yakışıklı çok bir adamdan. Çok karizmatik bir adamdan. Ha, şey pazarlık. Pazarlık. Pazarlık beni vazgeçirebilir. Psikolojik şeyler. Hmm. Evet psikolojik şeyler. Ya da böyle. Ya çünkü tipine ne yaparsa yapsın o adama hiçbir şey bekle, olmaz. Sınırlarınızı merak ediyorum. Birkaç soru soracağım size. Yürüyorsunuz falan. Hı. Bir tane köpek gördü uzakta. Yerden taş alır gibi yaptı. Hı. Ama çok yakışıklı yine. Olmaz. Ama almadı. Şöyle bir hareket var ya alır gibi böyle. Hoş. Hı. Yok o da olmaz. Hoş diyen bir adam çok yakışıklı. Ya da böyle ay, bir şey yapmıyor da hayvanı. Ayağıyla pat pat yere mi vuruyor? Ya şey. Yere mi? Sikam. Pis pis de konuşuyorum tamam. Ya şeyse eğer bunun arka planında işte ne bileyim işte hayvanlardan bir şekilde korkuyor, ailesi sevdirmemiş böyle dramatik bir şey varsa şey yaparım. Mesela hani hayvan korkusu aşması için bir şeyler yaparım. Çünkü orada kimseye zarar vermemiş fikren yani. Fikren şey diyor yani çok yakışıklı bir adam dünya insanlar içindir diyor. Hayvanlar da gitsin başka bir evet, dünya. Evet dünya yani. İnsanlar için diyor hepsi. Olmaz. Evet ya. Yarın diyor dışarı uyandım dışarı diyor. Dışarı bir olmaz. Tanecik ağaç kalmamış umurumda değil diyor. Senin? Sadece sen ve ben. Ha mesela. Zeynep senin... Allah'ım. Ölümlü dünyam. Kolay kolay senin libidonu kimse öldüremiyor. Adam yakışıklıysa... Sen o kadar mısın? Çok yakışıklı adamdan vazgeçebilecek tıynette bir insan mısın? Yoksa Zeynep gibi şu kadar mı karakteri bu? Ya bilmiyorum. O mesela hayvan konusunda evet ya şey olabilirim. İrite tamam. Olurum yani. Aha. Öğretirim ona. Sevdi. Ya civciv evet alırım ya. Civciv mi? Solcam falan. Küçük küçük. Sen daha küçük, da küçük hayvan almış. 8 tane karasini kemir kutusuna koydum. Onlarla önce başladım. Önce böyle evde bir makarna yapıp bozarım. Orada bir böyle bir kutusu bakteri oluştururum. Bakterilerle tanıştırırım. Sonra yavaş yavaş onu böyle. Evrimi en baştan oluyor evrimi. Sudaki hayvanlar karaya geçiyor bana. 2000 sene bekliyoruz. Elif'in libidosu ölmesin diye 4023'ü konuşuyoruz şu an. Tabii tabii dinozorlar böyle yok oluyorlar falan. Biz böyle hala bekliyoruz ki adam sevecek. Ya işte yakışıklının... Yakışıklının kredisi daha yüksek mi? Açık olalım. Yakışıklı benim için karizmatik bence. Yani karizmatik bir erkeğin evet kredisi ha, çok daha yüksek yakışıklı oluyor. Yakışıklı değil sendeki doğru kelime. Evet. Karizmatik mi? Aynen.
Kim nasıl biri karizmatik? Bana bir karizmatik erkeği bir tasvir etsene. Andrew Scott. Hayatım tasvir o mu? İsim verdim. Tom Hardy diyecektim de yakışıklı o da olmuyor. Tasvir dedim size. Çok edebi bir şey söyledim. Andrew Scott. Tom Hardy. Babam. Arkadaşlar. Komşu isim... Ahmet amca. Ooo küçüklük fantezileri. Ben isim ver desem isim verir misiniz dedim. Tasvir et diyor. Tasvir et. Tasvir et. Andrew Scott diyor bana sağdan sağdan. Aquaman amur okuyayım o zaman. Aquaman de. Ya bir şey diyeceğim. Sular... Tam bir. Ben şu an devredekilerin kendisiyim. Aquaman amur okuyayım. Kim valla yüzgeçi olan ne kadar yakışıklı olursa olsun yüzgeçi varsa olmaz. Aa niye? Ben ne de... oldu? Uçunca seçtiğini mi sen de? Yüzgeç mi olsun seni? Abi bak havaya okeyim. Suya no. Gerçekten. Böyle parmakları birbirine ısıtıp böyle baksın. Bir şey olmaz. Sürüngen de olmaz. Ay bak. Bak yüzgeç. Şey perdeksi değil. Çok yakışıklı yüzü var ama yer ile yeksen yılan gibi çocuk. Evet. Böyle. Diyor ki kedinin kapısından girelim ben rahat ol diyor. Bak diyor derin çıkacak diyor ondan diyor çanta yok diyor. Abi diyor, sabah kalkmışsın hakikaten. Senin donun onun şeyi derisi. İstersen derimi şimdi kes ama haftaya salı kendi çıkacak. Evet çok pahalı bir de. Pahalı hediye. Evet çok ayıp değil mi? Neyi? Burada erkekleri uçurduk peşinden. Kim ayıp o kadar bu, çok. Bu arkadaşımız peşinden uçtu ben elimle sıkılamayacağım. Kim uçarsa o diye cümle duydum ben burada. Şimdi bu da diyor ki yüzgeci varsa ben yokum. Kusura bakma. Yok vallahi. Perdeleyelim o doğru söyledi. Çok kötü abi. Eldiven bile itici geliyor mu? Nasıl öyle? Aquaman mesela o yakışıklılığıyla eve geldi. Elleri perdeli yok musun? Yokum. Vallahi. Ama vallahi. Böyle... Bir de yosun kokuyordur gerçekten. Dudakları da böyle bak. Sushi kokuyor adam. Aquaman da öpüşler hemen gider bir buçuk porsiyon sushi söyler. 250 liralık adam bu. Aquaman seni ızgara mı yapayım kızartma? Aquaman'ın yanında ayran mı gider kola mı gider? Kola. Her türlü kızartma. Hocam bir tane orta boy Aquaman, bir tane patates, bir tane de gazoz rica ediyorum. Kalanları da buzluğa at. Kışın yeriz. Çok, beni çok şaşırttı. Aquaman mevsimi Kasım Aralık. Benim Aquaman'ım sana gelmez şu an. Aquaman avlama mevsimi yasak şimdi yok. Seninki kaç santim? Aquaman 11 santim. Kızlar elinizdeki bütün Aquaman'ları bırakın. Hemen herkes benim Aquaman'ime baksın. Herkes elindeki her işi bıraksın Aquaman'ime baksın. Aquaman'im de Aquaman'im. Benim Aquaman'im. Sen yüzgeçli bir insan mı yakınlaşabilir misin? Yüzgeç. Hiç düşünmemiştim hayatım, bir dakika. Yüzgeç derken işveli olamazsın. Şöyle bir hareket hak ediyor muyum ben? Yüzgeç. Ama şey mi o hala bahsettiğimiz yüzünden niye kelime? Tabii yüzü öyle. Aquaman. Eller de öyle. Tamam diktirim. Ben onları açarım ya. Aquaman sana tamam da bir terziye uğramamız lazım. Şu an body shaming'in Allah'ını yapıyorsunuz yani. Anladın mı? Adam sular tanrısı. Abi body... O Poseidon'du galiba. Poseidon'un şansı var benim Zeynep sende. Tanrı olduğu için. Lan Poseidon'lardan korkmayalım ya bunu ki. Ne yapacakları gitsin. Evet abi ya. Ondan kork, bundan kork. Bu kız Poseidon'la flörtleşecek. Konuşan konuşsun. Abi Poseidon'un... Çabuk buraya gelsin. Poseidon'un üstüne ne tanrılar şey oldu. Ya durdur. O yüzden ona bir şey demeyiz. Laf olmaz ya. Sıvanma yani. Şu an. Zaten belli bir çizgide kaldık. Sıvanmana gerek yok. Ay. Çok yakınlaştığınız bir anda... Ondan sonra bir not yazıyor bir yere. Eğlenceyi Y ile yazmış. Bu libido killer mıdır? Evet ya. Killer. Cehalet libido killer mıdır? Ama yine çok yakışıklı. Killer killer. Herkes diyor Z ile. Çok vallahi hakikaten en yakışıklısı gelse bu evet ya hakikaten herkesi bitirecek. Yani. Gerçekten mi ya? Ya böyle çok 3-5 hata yapabilirsin. Ben de yaparım. 3-5. Senin 3-5. Gerçekten limitin çok yüksek. Senin yani yakışıklı birinden soğumak için... Sadece yüzgeç. Sonra tükürmesi lazım. Ya Aquaman'ı tükürdüğünü tam tükürür yani. O kadar debiyle görürsün tükürür. Olsun Aquaman'ı tükürür. Sıklam geliyor. Böyle imla hatası, aha, yazım hatası. Çok nadir yapılan hatalarsa böyle ama işte böyle herkes artık malumun ilanı ya. Onu da yapma be. Yapma ha. Yani hani. Çok ilkokul ortaokul bilgisi ya. Evet o kadar değil. Mesela şey... Artikülasyon problemi de şey böyle. Ha, E'ler açık. Evet, evet, o da mesela onu da... Ne belli ne belli diyor.
Mesela tam, sen diyorsun ki sen bana aşık mı oldun lan diyorsun. O diyor ki ne belli ne belli. Omuzda böyle yapıyor mu? Yapıyor yapıyor. Sen ya. De mesela sen çok iyi bir dublaj sanatçısın. Ya şöyle artık... Buradan söyleyemem bunu ya. Sen çok söylememizi istiyorsun. Elif Gizem Aykul böyle bir sürü çizgi filmde seslendirme yapan çok bilindik bir dublaj sanatçısı aslında. Teşekkür ederim. Ne cevap verdin? Anlaşıldı. Cezanı vermedin. Mesut'cum börek eti de yiyelim. Mesela partneriniz yanınızda, tamam mı? Çok güzel bir kadın geldi. Sizin çok güzel kadınlarsınız ama herkesin birkaç tık üstü var ya. Margot Robbie geldi. Evet. Ama yani kendi gelmedi de. Benzedi. Market'i geldi. Üzerinden 10-10-10 geldi. Tamam. Ortama. Partnerinizdeki küçük böyle minik minik hamsi gibi bir takım kıpır kıpır haller sizi soğutur mu? Benim için en büyük soğuma şeyi bu mesela. Öyle mi? Evet. Ara ara ona bakıyor. Bir şaka yapıyor, gülüyor mu diye bakıyor. Diğer hepsi olur mesela. Zeynon dediği suratıma da tükürsün. Yüzgeçte olsun. Sürüngende olsun. Yeter ki başka kıza bakmasın. Ay böyle kıpır kıpır. Bakılıyor tabii ki. Hepimiz bakıyoruz da. O hal böyle. Gerçekten mi ya? Evet evet. Neyden soğuyorsun ama mesela? Seçilmemek mi, tercih edilmemek mi? Bunun... Ha bu bayağı evet psikolojik bir şey oldu. Seçilmemek mi? Zaten benim sevgilim değil mi ya? Nereye seçilmem? ne ara bir anda yarışmaya döndü. Hayır bir dakika. Sen hiç alınma. Bir anda Elif kendi kendine duruyor. Üstüne Elif'cim sen mi Margo falan. Hayır şu hareket çok mu ekstra ofansif yani? Şu yüzüğü çıkardı öbür kadına taktı. Hayır ya değil mi anladın? Dombul parmağından alıyormuş bunu. Çok tatlı bir yerden söylüyorum. Geldi çok güzel kadın ve bir baktım partnerim böyle her şeyi ona anlatıyor. Yüzüne ya, bakıyor. Ya çok gıcık. Ya şeyi anlarım. Bir 10 dakika ama böyle. Ha sonra fark kız da mu? Gitti. Hayır kız da gitti. Ne yaşarsınız? Kız bir de sıkıldı gitti falan böyle öf kim ya falan. Hayır 10 dakikadan sonra ne yaşarsınız? Kız gitti. Hayır benim çıkmam lazım. Ben hemen söylerim ya. Ne dersin? Söylemem şimdi. Söyle Allah sana söyle bir şey olmaz ya. Ne dersin yani? Seni var ya derim yani. Sesim gitti şu an. Senin bir amına koyarım ben burada. Öyle ederim. Mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana niye seslendirdin küfrü? Biz senin kadın halimizden şey evet, evet. Sen kızım? Şey derim. Ben yokken flört et insanlarla derim. Ay bak çok karizmatik. Ay hiç değil evet. Niye? Nasıl cümle? Değil. Sen yokken flört edebilsin mi? Etsin mi? Gözümün önünde de yapmasın. Gözümün yani. Önünde ya zaten bir şey olacağı yok. Bravo kız sana. Bu flört de değil adı bunun. Bence flört ya, diyerek bu şey böyle. Biraz kategorize ediyoruz. Ben yokken sohbet edebilirsin. Ya ben varken de sohbet etsin. Ama şimdi orada şimdi bu sohbet gibi değil. Şimdi bir şaka yapıyorsa ona bakıyorsun falan. Şimdi, kadın geldi. Kız kadına gitti 10 dakika sonra adam da seni öpmek için geldi. Partnerini öpmek için geldi. Aa, sen oradan. Ne dedim ben çevireyim. Ebenin ama. Dekoder ya. Küfür dekoderi. Dekoder sizsiniz. İkisi biz yapıyor. Ben sürekli küfür ediyorum. Biz tükürdüm de şu an. O kadar güzel konuştuk ki. Uçup gitsek nefis olur. Ya bunun bir... Şimdi yavaştan toparlayalım da. Bunun bir yöntemi varsa teknik olarak. Bir ellerinizi kaldırın. Evet hadi. Kaldı sen de hayatım. Biz böyle buradan yapayım. Uçup gönderin tamam mı? Hani birimiz uçsun birimiz diyorsun. Bir şey var. Bir süper sürüngen olacağım. Çok istiyorum. Ben uçacağım. Şöyle getireyim. Benimciğim ağzına sağlık hayatım. Mesut'cum ne demek her zaman. Rabarba'nın yıllardır zaten beraber yayın yaptığım iki harikulade konuğuyla Rabarba Talk biter. Nefis bölümdü. Bay bay öpüyoruz sizi.